Aras Karma takımıyla birlikteyiz. 3. haftadayız. 2. maçınız ve 6 puandasınız. Evet. İyi gidiyorsunuz. Geçtiğimiz sezonlardan da maşallah iyi başladı. Geçen haftada baydınız. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Dinlenme şansınız oldu. Belki rakiplerinizi analiz etme şansınız oldu. İyi bir maç çıkardınız. Özellikle ilk yarı 2-1 önde kapatmanıza rağmen ikinci yarı çevirmeyi bildiniz. Abdülhakim'in oyuna girip belki iyi bir oyunu var, performansı var. Gökhan'ın keza öyle iyi performansı var. Kaptan da başlarına neler söyleyeceksin maç ve takımla ilgili? Valla maçı beklediğimizden daha zor geçti. Güzel bir maç oldu. Tabii bench'teki adamlar ne kadar iyi olursa takıma yansıması farklı oluyor. İşte ikinci yarı Abdülhakim girdi, maç döndü. Rakibimize de başarılar diliyoruz bundan sonraki maçlarda. İnşallah finale kadar gideceğiz. Hedefimiz yok. Peki, teşekkürler. Yolunuz için Yunus'a devam edelim. Evet, Aras Karlı genç bir takım, koşan bir takım, istekli bir takım. Hani oyunu hiçbir zaman bırakmıyor. Her zaman oyun içerisinde. Özellikle dediğim gibi kenardan gelen oyuncularınız var. Hani burada 15. birden burada görmek gerçekten iyi bir takım olduğunuzun göstergesi. Sen hem biraz maçı hem de biraz takımını bize değerlendirirsen. Öncelikle Aras Kargo takımı olarak maçlara çok iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi antrenmanlarımız var. İpin ucunu bırakmıyoruz. Sonuna kadar mücadele ediyoruz. Tabii ki bu maçta beklediğimizin biraz daha altında kaldık. Aslında bence hem kendi performansım olarak hem de takım performansı olarak biraz vasattık açıkçası. Kaptanımız da aynı şekilde söyledi. Daha iyi olabilirdik. Çünkü takımı biliyorduk. PepsiCo'yu da biliyorduk. Daha kolay geçeceğini düşündük. Tabii ki talihsiz penaltı. Golle başladılar. Maçı bırakmadık. Kopma noktasını biliyordum ben. Kopma noktası biraz geç geldi. Çünkü kopacağını biliyorduk. Biz öne geçeceğimizi biliyorduk. Sıcak da var. Sıcaktan oldu biraz da. Tabii gündüz maçına alışık değiliz. Evet. Sıcak biz çok etkiledi hocam. Antrenmanlarımızı falan hep soğukta yaptık. Şimdi ilk defa güneşin altında oynamak tabii takım olarak da hiç alışık değiliz. Ama bırakmadık. Sonuna kadar mücadele ettik. Özellikle Gökhan'ın... Liderlik gelecek mi grupta? Var mı iddia? Var. Zaten çok evet. Bir takım var. Onunla kapışacağız. Evet. Peki o zaman biz de tekrar tebrik ediyoruz sizi. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun.